Sen Evet. buna rağmen çok iyi iş çıkardın Fenerbahçe Beko. Ya aslında abla işte Efes playoff belki yapar ama Final Four yapamaz. Ya yani nazar değmesin, çok iyi gitti. 3 galibiyet çok kritik. Şimdi bu takım Deko ve Veseli üzerine kuruldu. Olympiakos Covid dönüşü 3 maç kaybetti. Ritim bulamadı. Ergin Ataman için konuşuldu. Efes devam eder etmez. 5 sene 10 sene aynı seviyede bir takım oynayamaz. Çok iyi yönetti, panik yapmadı. Ben... Alperen. Ali'nin bir Alperen aşkı var. Selamlar Legend Basket'te sizlerle beraberiz sevgili Gökhan German'la beraber. Gökhan'cığım selam, nasılsın? Merhaba, hoş. Aslı iyiyim, sen nasılsın? Sağ ol, ben değil mi? Öncelikle geçmiş olsun, teşekkür daha ederim. İyi misin? İyiyim. Zaten iyiydim ya. Evet, yani hafif şimdi atlattım diyelim. Şimdi pek sevdomsuz atlattım. Ama evet. Yine de dikkat etmek aşıların gerekiyor. Aşıların faydası diyelim yani. Değil mi? Değil evet. Mi? Aşı olmaya da davet edelim buradan herkese. Tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz efendim. Birbirinden renkli yayınlarımız var biliyorsunuz Legend Futbol'da. Abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Ama basketbola da özel bilginiz var. Onun da farkındayız. Hem sevgili Gökhan'a çok güzel sorular geliyor. Ama tabii ki basketbolun izleyicisini ben her zaman bir tık farklı yere koyarım. Bilmiyorum Gökhan, sen de öyle misin? Daha ilgililer, daha belki teknik konulara da hakim olduklarını görebiliyoruz. Yani şöyle, ben pek aslında ayrım yapmayı sevmiyorum. Ben de böyle bir tık nedense. Evet. Şey, bazen şey ayrımcılık oluyor işte, basketbol tayfa diyorlar, futbol tayfa falan. Futbol tayfa, evet. Olmaması lazım ama basketbol biraz da şimdi zor bir, spesifik bir spor. Evet. Yani çok fazla kural var, çok fazla detay var. Doğru. Yani takip edenin bilmesi, anlaması gerekiyor. Doğru. Bak, yani anlamadığı zaman da seyretmek istemiyor belki. Sıkılabiliyor, evet. Yani futbol... O yüzden dünyada bir numara. Evet. Kurallar basit. İki tane taş, bir tane evet. Top olduğu zaman her yerde, sokakta bile oynayabiliyorsunuz ama basketbol öyle değil. O yüzden ya futbol her zaman bir, top, numara, bir numara olmaya devam edecek ama basketbola olan ilginin artması sevindirici. Kesinlikle. Yani mutlaka ama şu var, basketbol maçına gelen taraftarlar çok iyi biliyor basketbolu. Aynen. Hakemin üzerinde de baskı kuruyorlar. İnşallah daha da artar basketbola olan ilgi. İnşallah diyelim. Evet. Tabii Euroleague'de müthiş. Yani Efes'in hani adeta şapkadan tavşan çıkardı diyebiliriz. CSKA galibiyeti kimse beklemiyordu ben baktığımda. Yani CSKA zaten aldı falan diyorlardı. Öyle gözüküyordu. Efes öyleydi. Fenerbahçe üzerine gelince Fenerbahçe Beko Asvel'le mücadele etti. 85-76. Hı. Bu arada bir yeni transfer Markel Starks'a. Onu soracağım, o da talihsiz bir şekilde. Bir Fenerbahçe ile başlayalım sevgili Gökhan. Nasıl ya, Fenerbahçe şimdi 2022'yi 3 galibiyetle başladı. Evet. Oynadı 3 maçta kazandı. Çok kritik. Yani Dekolo... Hep söylüyoruz, Dekolo, Veseli yok. Bartel zaten yok sezon başından evet. beri. Şayok sakatlandı. Covid vakaları oldu. Bu sakatlıklar nedeniyle marka Starks'ı aldılar. Evet. O da sakatlandı. Ama ona rağmen yani nazar değmesin, çok iyi gitti. 3 galibiyet çok kritik. Yani bu dönemi en az hasarla atlatması gerektiğini konuşmuştuk her zaman. Ama evet. bırakın hasarı, yolunda hasarlamada devam ediyor. Tabii şimdi bu akşam bir de Milano maçı Milano var. Maçı o kritik, evet. zor bir maç. Ama neden olmasın bu kadar eksiklerle. Şimdi 3 maçı da İstanbul'da oynamıştı Fenerbahçe. İlk defa Dekolo ve Veseli olmadan deplasmana çıkacak. Göreceğiz neler yapamayacağını. Milano çok formda. Son 5 maçı kazandı ve ilk 4 evet. için iddialı konumda. Zor maç olacak. Ama hep zor diyorduk ama Fenerbahçe şaşırttı bizi. Umarız bir kez daha şaşırtır. İnşallah diyelim ki Koç Djordjevic'in de açıklaması var. Gerçekten üst üste müthiş bir ritim tutmuş bir takıma evet. karşı çıkıyoruz sahaya dedi. Koç da hastalandı. İki maç yoktu. Evet. Son maça Serum'a çıktı. Evet, yani evet. Buna rağmen yani çok iyi iş çıkardı Fenerbahçe Beko. Evet. Bir de tabii şunu soracağım hep. Şimdi futbolda da hep o tartışılır ya işte bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi olur ama basketbolda iki günde bir maç. Yani evet. ertelenenler oldu. Dediğin gibi Covid'ler oldu ve hani dile kolay deplasman İstanbul. Deplasman İstanbul. Deplasmanlar da öyle yakın deplasmanlar değil. Aynı zamanda basketbol Süper Ligi maçları da kolay değil. Bir de evet. Orada da liderlik mücadelesi. Veriyor Anadolu Efes ve Fenerbahçe. Evet. Anadolu Efes yendi. Mağlubiyet sayıları eşitlendi. Evet. Bundan sonra ligdeki her maçta. Çok önemli. Çok kritik. Rotasyon dar. Allah kolaylık versin bütün takımlara. Bakalım. Peki Asvel karşısındaki bir Marko Guduric'i bir değerlendirsene bize. Ya şimdi orada... şimdi bu takım Dekolo ve Veseli üzerine kuruldu. Hep onu konuşuyorduk. Pierre Hernier evet. takımı cümleninde aslında o var. Aslında belki Pierre Hernier'i de dinlendirmek amaçlı. Markel Starks'ın gelmesiyle belki biraz Hernier de o anlamda ama dinlenemiyor işte. Öyle de bir durum var. Hani onlar planlandı yani o şekilde gidildi ama. Markel Starks da yani kurtarıcı olarak gelmedi bu takıma. Yani tabii. Sezon başından beri oyun kurucu alıyordu Fenerbahçe. Evet. Ama bu sakatlıklar nasıl ki Cihai ve Floyd'u aldılar son anda. Booker sakatlanmıştı, evet. Veseli sakatlanmıştı. O da öyle bir tamamlayıcı oyuncu. Biraz Henry'i dinlendirsin senin de söylediğin gibi. Hı hı. O amaçla alındı. Yani çok büyük beklentiler
Evet. Olmaması gerekiyor. Yani Michael Starks'ı soranlar çok olmuş. Ben şöyle Yalova'da izlemiştik hatırlıyorum Türkiye Ligi'nde Starks'ı sanki. İkinci ligde. Bir arada bir asist kralı falan da vardı orada. Yani skorer de bir guard aslında baktığında. Ya, kendi sayısını üretebilen bir oyuncu öyle değil mi? Öyle bir oyuncu da şimdi. Göremedik oynadığı ama. Oynadığı takımlar Türkiye ikinci ligi oradan sonra Bosna'da İgoka'ya da oynadı. Evet. Tamam fena işler yapmadı ama ilk defa bu kadar üst düzey seviyede yani basketbol oynayacak. Yani Euroleague'de ilk defa var. Bir kere. Evet ama bu Gerardini ve Derya Yanlıyar izlemiştir. Yani mutlaka takıma fayda olacağını düşünmüşlerdir. Biraz da mecburiyetten transfer yani. İlk tercih değil. Boşta kimi alabiliriz? Tabii. Alternatif bunu buldular, bunu aldılar. İdare etsin diye. Hı hı. O yüzden dediğim gibi beklentileri çok yüksek tutmamak gerekiyor. Şey için. Guduric dönemi. Guduric şimdi taşın altına elini koydu. Sorumluluk aldı. Daha önceki Obradovic döneminde de çok önemli işler yapıyordu. Tabii. Orada da takımın ilk 3 skor opsiyonu değildi belki ama görev ona geldiği zaman gerek skor atması, gerek oyunu yönlendirmesi çok iyi yapıyordu. Dün Asfer maçında da bu işi harika yaptı. Çünkü birinin oynaması gerekiyor o kadar eksiğe rağmen. Evet. Birinin taşın altına elini koyması gerekiyordu. Guduric harikaydı. Her zamanki mücadeleci, savunmada ateşleyici. Kenardan gelen İsmet ciddi katkı evet, verdi. Şehmus az oynamadı ama katkı verdi. Cihay ve Floyd ilk defa 10 sayı attı yanılmıyorsam. O da takımla oynamayı alışı çok hücum potansiyeli yüksek bir oyuncu değil ama ikili oyunlarda iyi takip etti. İyi yerde durdu ve katkı verdi. Çok önemli. Çok önemli bir galibiyet Fenerbahçe Beko açısından. En azından bu takım yani mücadele ediyor, savaşıyor. Bunu görüyor taraftar. Taraftar da artık artmaya başladı. Tabii artık Ataşehir'de oluyor. Artık başında gibi. Heyecan veren bir takım oldu. Evet. Fenerbahçe ve Beko. Bu sevindirici. Yani bu takım kazansa da kaybetse de sonuna kadar mücadele ediyor. Taraftar da bunu biliyor. Koç Djordjevic de artık çok iyi yönetmeye oturdu, başladı. Takımlar özdeşleşti. Oyuncular neler yapabileceğini öğrenmeye başladılar ve maksimum verimi almaya başladı Koç Djordjevic de. Şu an için işler yolunda gidiyor. Umarız devamı gelir. Playoff sıralamasına baktığımız zaman 5-6 takım. Şimdi onu soracaktım. Playoff şansı çok yine oralar çok, bir çok kaynıyor. Çok karışık, çok karışık. Hep diyoruz yani son iki bilet için belki 6 takım aynı puanda bile adar olabilir. Aynen. Artık her sayının, her galibiyetin çok önemi var. Bir de şu önemli, rövanşları almaya başladı Fenerbahçe. Evet. Asfere yani kaybetmişti. Evet. Olympiakos'u son alıyor. Saniyede kaybetmişti. Bir de arada Olympiakos'a evet. Zalgiris'e de kaybetmişti. Üçünü de evet, kazandı. Doğru. Şimdi Milano'ya tarihin en kötü hücum performansını oynayarak da kaybetmişti bir iki önce Fenerbahçe Beko. Şimdi deplasmanda bakalım bir rövanş alabilecek mi? Ne diyorsun? Bakalım ben de bilmiyorum ama yani bu istim üstüne hani böyle bir ritim tutmuşken bence böyle bir iki sayıyla hani yine böyle bir 86, 85'ler böyle bir 80'ler geçiyor da 80'ler çıkar mı onu merak ediyorum. Hani Asfer maçını baz alıyorum ama. Yani düşük olması lazım. 80'leri çıkarsa maç Fenerbahçe o skorlara çıkamaz. Belki çünkü elinde potansiyeli yok. Yani 70'lerde falan olabilir. Giderse maç skor Fenerbahçe'nin bir şansı olabilir. Evet. Yani tabii iki temsilcimiz Efes'i bir yandan takip ediyoruz Fenerbahçe'yi. Yani çok istiyoruz. Playoff hatta hani şöyle bir bakıyorum taraftarlar arasında şey diyorlar ya Aslı abla işte Efes playoff belki yapar ama Final Four yapamaz. İşte Fener playoff yapabilir mi bilmiyorum da final durun dedim daha bir playoff yapsın da Final Four'a. Ya playoff olduktan sonra her şey olur. Her şey olur. Bir her de şey senin olur. Hep dediğin gibi şampiyon takımlar her zaman liderlerden çıkmıyor. Yani. Tabii böyle bir kural yok ama yani ama çıkabilir. Şimdi Real Madrid bu sene aslında hep Barcelona'da konuşuyoruz ama Real Madrid mi? Şimdi gidiyor. Evet 8 evet. Şubat'ta da Fenerbahçe'nin rakibi Real Madrid. Evet. Yani o maç ertelendi. Rakipte 7-8 Covid vakası vardı. Fenerbahçe de eksikti ama Fenerbahçe evet. Hala eksik. Onların Covid'ler iyileşti. O zaman mı oynasaydı maçı? Keşke onu diyorum şimdi. O zaman bir denk getirip şöyle hemen tak tak bir geçse miydik acaba? Ama İstanbul'da maç her şey olabilir. Önce şu Milano maçı bitsin ondan sonra Real Madrid maçı büyük önem taşıyacak. Kesinlikle. Kesinlikle öyle duruyor. Efes'e geçelim mi? Geçelim. Efes normal süre 86-86. 99-97 eyvah gidiyor mu geliyor mu verilmeyen hücum fauller. Yani şu sezonun bence Efes açısından kader maçıydı. Çok kader maçıydı. Kader yani maçıydı. Çok viraj derler ya evet, o virajı evet. Döndü. Yani kötü gidiyordu inişi çıkışı. İstanbul'da iki maçı son saniyede Mişiş'in basketiyle aldı. Gene bir şekilde kazandı. İşte bu büyük takım olmak burada böyle bir şey. Önemli. Ya da böyle Mişiş gibi, Larkin gibi MVP, winner oyuncuya sahip olmak böyle evet. Bir şey. Kafaya giden maçı, kötü giden maçı kazanmak çok önemli. Kesinlikle. Yani 10-15 sayıda geride gidiyorsun. Kaybettin, kötü oyunu kaybettin dersin. Ama kafaya giden maçı arka arkaya kaybetmek Fenerbahçe ilk 5-6 maçı evet aynen onu konuşmuştuk. Kaybetti. Toparlaması zor oldu. Ama Efes bu son 3 maçı da son saniyede yetenekli elleri, tecrübeli elleri sayesinde
kazanmayı başardı. Ergin Ataman yoktu takım başında. Evet. Orada da Itudis yoktu. İki tane yardımcı antrenör. İki tane yardımcı antrenör vardı. Yakup Sekizkök de belki Euroleague'de en çok maç yöneten koç olacak neredeyse. Hani bazen şöyle dediler ya olsun Yakup Hoca ile mi devam etsek falan diye tweetler vardı gördüm. Yok, çünkü Ergin Ataman bir kere yardımcılarına her zaman ön plana çıkan çok destek veren evet. bir koçtur. Evet. Baktığımız zaman da Ufuk Sarıcı Ergin Ataman'ın yardımcılığında çıktı. Hakan Demir çıktı. Daha önce Yavuz Eroğlu hep zaten kendi de bana söyledi bir röportajda ben potansiyeli olmayan yardımcıya çalışmam. Demişti. Evet. Güçlü yardımcı istiyor. Yani Yakup Sekizköy'de. Yani işte o olmayınca yokluğunu aratmayacak evet, bir koç. Evet. Yakup Hoca da onu... istemez. Tabii yani, ben çıkmayayım ben böyle kenarda iyiyim gibi. Kendine güveni olmayan doğru. koç da çok kaliteye yardımcı belki. Koç istemeyebilir yani. Ama Ergin Ataman her zaman üst düzey evet. yardımcılarla çalışır. Çünkü kendine güveni çok fazla. Bir de birkaç kere diskalifiye oldu Ergin evet. Ataman. Yani böyle... Yakup'un bayağı bir tecrübesi var evet. bu konuda. Çok iyi yönetti, panik yapmadı. 18-0 ile başladı 3. periyot. Evet, evet. Yani ben maç gitti dedim artık. Hatta içinden şunu geçirdim. Yani farka yani. Mı gider acaba şey eskiden? Mücadele etmiyor takım, reaksiyon göstermiyor falan. Sonra bir mola aldı 5-0 Boba'yla. Evet. Bir oyun döndü orada. Hı-hı. Kafa kafaya geldi. Son topta da mesela 14 saniye vardı. Topu 13 saniye vardı. Yani evet, 13'tü. Yarı sahadan sokabilirdi. Evet. Ama gitti tam sağdan başlattı, oyunu açtı. Ve orada da herkes Boba'yı yani herkes farklı bir oyuncu oynamış ya Boba dip çizgiden oradan gelip hemen. Mişiş'e oyunu açtı, Milutinov'la evet. birebir kaldı ve çok iyi bence. Tam bir taktikti diyorsun bu. Evet, çok iyi bir taktik çizgi. Koç Yakup 840 tebrik ediyoruz kendisini. Galibiyetle onun da payı var ama oyuncu çok büyük karakter koydular. Şengin Erkin maçın domine etti. Evet. Boba çok kritik. Geri dönüşte Boba'nın üçlükleri çok önemli. Muayman'ın iki tane üçlüğü evet, var. Evet. Miçiş de son topu eline aldı. Bir maçı uzatmaya götürdü. Gerçi o kadar foul kaçmadı. Çok foul kaçırdı. Çok. Anadolu Efes. Çok çok. Ve birlikte de kolay turnike kaçtı. Boba ve Miçiş'in evet. iki turnikesi var. Maç oraya kalmayabilirdi ama olsun. Heyecan oldu. Herkese basketbol severler çok heyecanlı bir şekilde heyecan takip ettiler. Keyifli oldu. Bundan sonra Efes'in bir Olympiakos deplasmanı, ondan sonra iki tane iç saha maçı var. Olympiakos evet. deplasmanında bir galibiyet çıkarsa Efes'in ilk dört yolu bile açılabilir diye düşünüyorum. Çünkü artık daha sağlam, daha sağlıklılar. İnşallah başka bir sakatlık çıkmasın. Ekstra bir şey gelmezse. Ama hep söylüyoruz. Burada evet. önemli olan Mart ve Nisan aylarında form olarak zirvede olmak. Fenerbahçe başladı işte Ocağı 2000, geçen sene de 2020, yani yeni sezona çok iyi başlamıştı Fenerbahçe Beko. Üst üste 9 galibiyet almıştı yanılmıyorsam. Şimdi tabii eksikler var. Onlar da yavaş yavaş gelecek. Şubat'ta bir Türkiye Kupası arası var bir hafta. Evet. O da Fenerbahçe Beko'nun sakatlarının dönmesi açısından bir ara iyi olacak Fenerbahçe için. Anadolu Efes'i sakatlık yaşamazsa iki takım şu an playoff potasında. Bak son evet şöyle puan bir bakalım. Bir bakalım. İki galibiyet var mesela şu an. Evet. CSKA'nın 13, Olympiakos'un 12, 12 Anadolu evet. Efes'in 11 galibiyeti var. 11 galibiyeti var. Aynen. Fenerbahçe 8. sırada, 2 maçı eksik. Fenerbahçe 10. sırada. 12. 4. sıradaki Zenit'i yakalamaları, yani Zenit de çok iyi gidiyor. İşte evet yani bunlar da şöyle bir yerde bir tekleseler, şimdi bakıyorsun puan durumu, şu şurada teklese, şu şurada kaybetse diyorsun. Yani kolay kolay kaybetmeyecekler gibi. İlk 4 biraz zor matematik açısından. Milan'ın evet. da çok düşen sanmıyorum ben artık evet, oradan aşağıya. Evet, o da yeni sağlamlaştı. Bir Zenit gibi. İnebilir. Olympiakos başladı düşmeye, 3 evet. maçtır. Kaybediyor. Olympiakos'ta ilk dörtteydi ama şu anda 6. sırada. Ama dediğim gibi Efes'in Olympiakos'tan çıkaracağı galibiyet çok önemli. Çok, ama Zenit'e de 2 maç kaybettiler. İkili avarajı da orada. Düşünmek Zenit gerekiyor. Zenit'in St. Petersburg tarafında. Aynen. Ama dediğim gibi playoff'ta her şey olabilir. Sağ avantajı önemli. Ama bir şekilde ilk 8 atmak bir hala Final Four umutlarını tadil tutmak açısından önemli olacaktır. Önemli, kesinlikle. Tabii yine basketbol kültürünün ama basketbol Euroleague'in keyfini sormak isterim. Yani seyirci ve saha avantajı. Tabii bu işin hani iki temsilcimiz var. Bu sefer Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beko maçları da çok ayrı oluyor. Şimdi çoğu insan şunu unutuyor. Yani Euroleague'de mi mücadele ediyoruz, ligde mi? Şimdi ona göre tepki vereceğiz falan diyenler oluyor. Bilmiyorum Sinan Erdem de tabii var daha önümüzdeki o maçı ama o maçı da bir sormak isterim özelinde. Tabii o noktaya kadar kim ne kadar galibiyet alacak? Onlar yani, da etkileyici olabilir. Yani keşke bir ikisi de kazanabilirler. Kol kola yürüseler gitseler değil mi? Orada bir tane ligde geçen hafta Anadolu Efes'i yendi. Evet. Fenerbahçe'yi rövanşı almış oldu. Evet. Bir de ligde şimdi 5 yabancı oynuyorsun. Avrupa'da 10 yabancı. Evet. 10'ar tane yabancı var.
ikisinde. Tabii tabii. Yani evet, neredeyse hiç Türk çıkmıyor işte baktığında. Çok farklı Euroleague'de. O zamana kadar ne olur ne biter bilinmiyor. Tabii sakatlar iyileşecek mi, iyileşmeyecek mi? Tabii sağ avantajı önemli ama şu var, pandemide mesela geçen sene şey düşünüyorum ben, sağ avantajının hiçbir önemi yok. Çünkü boş tribünlere, boş tribünlere tezahürat olmuyor. Bu sene başladı ama belli olmaz bu pandeminin. Her an kapatılabilir. Mesela Almanya'da bazı maçlar bayağı demiştim hala ya sana, hatta bomboş oynuyor, hiçbir şey anlamıyoruz. Hazırlık maçı mıdır, Euroleague maçı mıdır belli ama değil. Ama olmasın ya. Yok yok. Şey artık yeter, çok sıkıldık. Çok çok. Yani iki sene geçti. Ben iki sene kaçtık. Ne oldu ya? Evet, senin o tweetini hakikaten yani ne oldu, biz de yakalandık dedi. Kaç yaşındaydın sen Gökhan? 4. 4 bir de. Evet. Of bir şekilde. Eyvah eyvah. Yani oyuncular hepsi bir de sürekli. Onlar sürekli test ve sürekli bakımdalar. Hepsi Covid'e yakalanıyor. Birer, evet. Hatta ikişer kere yakalanan oluyor. Tabii. Ama şimdi 5 güne düştü. 5. günde negatif alırsan artık maça çıkabiliyorsun. 7. günde test yaptırmadan maça çıkabiliyorsun. O yüzden sadece bir hafta en fazla takımlar. Ama o bir dönem idman yapamıyorlar işte. İşte evet. O sıkıntı oluyor. Covid dönüşü mesela, Olympiakos Covid dönüşü 3 maç kaybetti. O ritim bulamadı. Anadolu Efes'te aslında bütün oyuncuları Covid'e yakalandı neredeyse. O dönem kötü oynadı ama şimdi daha sağlıklı ve daha iyi basketbol oynuyorlar. Bakalım göreceğiz. Real Madrid dediğim gibi lider. Müthiş. Takımın yarısı yok oldu gitti. Evet. Yani takım gitti de. Ama şimdi hepsi döndü. Ama şu anda da hepsi. Sakatlar da iyileşti. Of. Trey Tompkins, Randolph iyileşti. Gabriel Deck NBA'den geldi. Şu an için Real Madrid bence Barcelona'dan bir tık daha öne geçti daha sanki. Önde. Evet. Öyle gibi gözüküyor. Evet. Bir de koçları tabii sormak isterim. Yani daha da bir erken tabii ki daha köprünün altından çok su akar ama Ergin Ataman için konuşuldu. Efes devam eder etmez. Djordjevic Fenerbahçe'ye yeni geldi. Fenerbahçe Beko'yla kalır mı, devam eder mi, etmez mi? Bir de onları dinlesek. Yani şöyle. Daha tabii şu anda çok erken ama bunlar gelen sorular arasındaydı. Ben de bir yönelmek yani istedim. Ergin Ataman eleştirir ya mesela. Çok. Şey kötü gidiyor bu sene. Kötü evet, sonuç oluyor. Olmadı bu sene gibileri. Obradovic, Panathinaikos 13 sene kaldı. 8 Final Four'u var. 5 şampiyonluğu var. Yani şampiyonluktan sonra playoff yapamadığı yıllar var. Evet. Obradovic'in Panathinaikos'ta. Evet. Çok kötü sezonlar geçirmiş yıl var. Ama 13 sene kaldı orada. 2 yıl üst üste Final Four yapamadığı zamanlar var. Yani 13 yılın 5'inde playoff bile yapamadı. Yani her sene şampiyon evet olacaksın ya da her sene. Evet. Çünkü playoff'a kaldığı zaman o böyle bir şey, evet, Final Four yapıyor. Tabii. Ama 5 sezon playoff'a da yıkanamadı. Playoff 4 sezon playoff yapamadı. Bir kere kaybetti, evet, Baskonya'yı. Serkan Erdoğan'ın, evet, Baskonya'sına. Fenerbahçe Beko'ya geldi. İlk sene playoff yapamadı ama ondan sonra 5 yıl üst üste Final Four ve 3 şey oynadı. Kredisi vardı. Tabii. Ayrılmadan önceki sezonda muhtemelen playoff yapamayacaktı. Çok kötü geçiyorlar ama şimdi Ergin Ataman 3 yıl üst üste Efes Avrupa zirvesini taşıdı. Türkiye Ligi'nde. 2 finali var. Bir tanesi şey oldu. Ne derler? Pandeminin nedeniyle oynamadı. Evet, belki 3 tane final oynayacaktı. 2 şampiyonluğu olacaktı. Bu sene bırakın Efes playoff yapamasa bile bu kadar da bir kredisi olsun diyorsun. Olacak yani. 5 sene 10 sene aynı seviyede bir takım oynayamaz. Evet. Yani Djordjevic'e gelince ilk yılı tamam, biraz ilk 4-5 ay ne derler ona, bir adaptasyon, süreci oldu. Biraz kredi tanındı. Hatta yeni koç arayışları vardı, evet, o dönemde ama arkasında durdu Fenerbahçe Beko yönetimi. Biraz da alternatif bir sıkıntıdan durdu belki de, bilmiyoruz ama evet, sonuçta ben de o zamanlar şunu diyordum yani Fenerbahçe Djordjevic'e yolu devam etmeli. Evet. Bu takım bir şekilde transfer yapamayacak. Yeni koç yok. Beraber oynamayı öğrenmeli ve düştükleri çukurdan hep beraber kalkmaları gerektiğini. Başka çünkü yol yoktu ve bunu yaptı Fenerbahçe Beko. Sezon nasıl biter bilinmez. Ama bence devam etmeli. Yani her sene koç değişikliği, her sene oyuncu değişikliği bir işe yaramadığını geçmişte çok gördük. Çok. Yok gördük. Ergin Ataman'ın bence sonsuz kredisi olmalı. Orada işte daha İlk yılına kötü başladı ama toparladı. Bakacağız sezon sonunda ne durumda olacaklar. Ama dediğim gibi yani o zırt pırt koç değişikliği hoş değil. Hoş değil. Evet. Gökhan çok teşekkürler. Ben senin başka teşekkür bizle paylaşmak istediğin var mıdır bu haftaya dair? Bu haftaya dair. Beraber. Şu Milano maçı önemli bir sürpriz. İnşallah çok. Zor görünüyor ama çıkarsa çok güzel olur. Anadolu Efes'in de Asvel ile evinde oynayacak. Evet. Orada bir rehavete girmemesi gerekiyor. Hı hı. Kazanırsa
bu hafta 4 galibiyet. Türk takımları için süper bir... Tadından yenmez. Evet, tadından yenmez. Tabii ben yokken sevgili Alican böyle Aslı'yı keselim falan demiş ama bak şimdi gene dayanamadı. Bir soru yolladı. Alperen'i sorsana diyor. Alperen evet. Alperen. Ali'nin bir Alperen aşkı var. Ama Alperen de yani konuşulur hakikaten. Ali dedi gel programı beraber yapalım. Evet, hep beraber yapalım. Gelmedi. Ali'cim gelsene. Gel, son 5 dakika. Gel, hadi. Bir dahaki sefere. İyi, tamam. Hadi. Sözünü aldık. Evet, Alican da basketbol... Zaten çok eski mesleğe basketbol muhabiri olarak başladı Alican. Yine kopamıyor beraber. Bir köşesinden. Evet, hala basketbol. Kopmasın da zaten. Kopmasın basketbol yeri ayrı hepimiz için. Alperen'i çok az süre oluyor ama aldığı sürenin hakkını müthiş veriyor. Veriyor değil mi? Evet, Hakim Olajuwon'la da çalışmaya başlamış. Çok iyi. Kendini sürekli geliştiren bir oyuncu ve All-Star'da da bu yıl Çaylak takımında evet. Forma giyecek. Yolu açık Alperen'in. Ben hep dedim daha sezon ilk NBA'ye gittiği evet. zaman da dedim. 1-2 yıl içinde Alperen takımının yıldızı olacak ve takım onun üzerine kurulacak takımlar. Evet, senin söylediklerinden. Sembol isimlerinden biri olacak. Hangi takım? Houston mu olur? Başka bir takım mı gider? Bilmiyorum ama bir NBA takımı Alperen'in üzerine kurulacak. Çok diye düşünüyorum. Gerçekten çok iyi. İnşallah bir zaman ve şeyimiz olursa bir Legit evet. Basket'e konuk etmek evet. de istiyoruz. Bakalım onu da şimdiden sürprizini vermiş olalım diyelim izleyicilere. Gökhan'cığım ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Euroleague basketbol konuşmaya devam edeceğiz. Çok sağ ol, kendine iyi bak. Sevgili Legit Basket izleyicileri tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Beğenileriniz, yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın efendim. Tamam, senin de araya bir dahaki sefere demen güzel oldu.